Manşete hoş geldiniz. Artık seçime saatler kala, günler değil saatler kala bir anlamda olması gereken oluyor. Yani iktidar, rejim koltuğu bırakmamak için çirkefleşeceği kadar çirkefleşiyor ve akla hayale gelmeyen sahteciliklere imza atıyor. İşte rakip partiler adına yalan yanlış seçim afişi bastırmak, yalan yanlış videoları dolaşıma sokmak filan gibi. Ve bütün bunların yarın öbür gün yalanlanacağını bildiği halde, doğru olmadığını bildiği halde yapıyor. Çünkü bunların doğru olmadığı ortaya çıktığında tabir yerindeyse klişe lafla atı alan Üsküdar'ı geçmiş olacak. Zaten bu tür üretilen sahte argümanlar, sahte kampanyalar 3 vakte kadar ortaya çıkıyor işin doğrusu. Fakat insanlar bunu anladığında veya buna uyandığında iş işten geçmiş oluyor. Zaten iktidar da seçime 3 gün kala, 4 gün kala elinden geleni ardına komuyor ve ne olursa olsun diyor. Ve işte efendim biz önemli olan şeyi almak, seçimi almak. Ondan sonra doğruluğu ortaya çıksın veya çıkmasın. Şimdi Erdoğan'ın İstanbul mitingine katılan insanlarla ilgili verdiği rakam da öyle. Partililerle ilgili rakam da öyle. 1.7 milyon diyor. Yani hani şöyle derler, Anadolu'da ya sayı saymasını bilmiyor ya da hiç dayak yememiş. Bugüne kadar böyle bir rakam, milyon gibi bir rakam hiçbir Türkiye'de etkinlikte bir araya gelmedi. Ama her defasında aynı şeyi söylediler. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon. Böyle bir şey mümkün değil, imkanı yok. O 1.7 milyon dediği Atatürk Havalimanı işte meydanında toplanan kalabalığı yarısından azı. Mümkün yani fotoğraflarla yapılan karşılaştırmalarda, ama üfür üfürebildiğin kadar. Dediğim gibi seçimden sonra bu tür konuların gerçekliği ortaya çıksa bile atı alan Üsküdar'ı geçmiş oluyor. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın tweetiyle başlayacağım. Sizi şaşırtmasın ama bunun bir nedeni var. Onun nedenini de bir gazete kapağında göreceksiniz. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki milleti tahrik ederek buna güçleri yetmeyince tahrik ederek yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar. Esasen yansıtıyor. Yani birebir yansıtıyor ve birebir kendi yaptıklarını muhalefete mal ediyor. Yani iktidarın son 10 senede özellikle 2013'ten bu tarafa en önemli başarısı da bu oldu. Aynı senaryoyu daha önceki seçimlerde de sahnelediler. Bu sefer de başaramayacaklar. Zannedersiniz Kemal Kılıçdaroğlu tweet atmış veya Akşener tweet atmış. Bir günde adeta bu lafı alıp her yolu denediler ama başaramadılar, kaybedecekler manşetiyle çıkmış. Canan Kaftancıoğlu şimdi bir dezenformasyon veya işte ne kadar çirkinleştiğine, ne kadar çirkefleştiğine bakalım sahanın, seçim meydanlarının. Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider istiyoruz diye bir pankart açılmış. Ve bu pankarta Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı cevap veriyor. Bu derece aşağıladığınız, hakaret vesilesi olarak gördüğünüz biz karılar, parantez içinde kadınlar, size sandıkta gününüzü göstereceğiz. Öyle böyle değil hem de. Türk Karı Kuvvetleri, Can Yücel'e saygıyla, tüm kadınlarla birlikte sana söz demiş ve gerçekten kapak gibi bir cevap vermiş. Bunlara bu anladıkları dilden konuşmak gerekiyor. İşte karı gibi mutfakta falan derken, yani sabaha kadar konuşuruz. Aşağılamanın ve belli bir cinsiyete hapsetmenin, cinsiyetçiliğin, seksist deniyor batıda, halası var ve aşağı doğru pek çok çözümleme yapılabilir ama gerek yok. Canan Kaftancıoğlu vermesi gereken cevabı vermiş. Kaftancıoğlu'nun tweetini alıntılayan Kemal Kılıçdaroğlu ise biz hayatı paylaşmaktan gurur duyarız. Alın şimdi bu fotoğrafı pankartınıza koyun demiş ve Akşener'e yaptığı ev ziyaretinde Akşener'in eşiyle beraber mutfakta çay doldururken fotoğrafını paylaşmış. Meral Akşener de aynı tweet'i alıntılayarak Kemal Bey ve eşimi mutfakta görmekten ben de gurur duyuyorum. Çünkü kadın işi erkek işi yoktur. İnsan işi vardır. Paylaşmak vardır. Yardımlaşmak vardır demiş. Bu grafik de kim yaptı hazırladı bilmiyorum. Sosyal ağlarda dolaşıma girmiş. İngilizce bir ifade. Bilenler bilmeyenlere tercüme etsin. Fakat güzel. Güzel bir grafik. Giresun'da konuşmuş Meral Akşener. Bu ahlaksızlıktır diyor, tutamamış kendini. Bir Allah'ın kulu da o pankartı indirmedi. Keşke siz birer karı olabilseniz. Kafayı yedi bunlar. Psikiyatristlerin tedavisine muhtaçlar. Evet, ruh sağlığı sorunu bu. Ve ruh hastalıkları uzmanlarının alanına giriyor. Ama neticede bu insanlar ülke yönetimine talip.
Yani bir şiiri okuyamayan Bahçeli ve yalan yanlış bilgileri dolaşıma sokan Erdoğan ve AKP liderliğinden bahsediyoruz. Şimdi nasıl olmasın ki? Güzel Yalı CHP paylaşmış. Partimizin resmi kanalları dışında uydurulmuş sahte ilan, afiş, itibar etmeyiniz, düşmanımız Mert değil diyor. Ve işte böyle bir afiş. Değerli dostum Selahattin Demirtaş ve Apo serbest bırakılsın mı istiyorsunuz? Bize oy verin. Apo serbest meselesini de özellikle büyütmüşler ki yoldan geçenler Kılıçdaroğlu ve Apo serbest lafını gördüğünde işte böyle bir şey kanaati oluşsun. Oy verecekse de vermesin. Bunu CHP adına yapıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu adına yapıyorlar. Ve böyle bir afişi bastırıp sokaklarda asıyorlar. Yani daniskası var. Bütün illerde o illerin artık şeyine uygun, ruhuna uygun veya hassasiyetlerine uygun CHP logolu, CHP'yi terörle, PKK'yla yan yana koyan afişler asılacağı istihbaratı gelmişken çıktı. Evet, CHP Genel Merkezi buna dikkat çekmişken bu afişler çıktı ve dolaşıma girdi. Bir tanesi ve en korkuncu, daha doğrusu en korkunç olan video Erdoğan'ın İstanbul mitinginde oynatıldı. Ve Erdoğan o videoyu işaret ederek burası çok önemli dedi. İzletti bunu ve bütün kanallarda canlı yayındaydı o sırada. Kemal Kılıçdaroğlu ve Murat Karayılan aynı videoda montajlanmış. Kılıçdaroğlu'nun Haydi işte müziği eşliğinde klibi alınmış ve oraya gene Haydi dedirtiliyor Karayılan'a, PKK liderine ve birlikte gösteriliyor. Ve bu video olarak da dolaşıma girdi. Hamza Yerlikaya, AKP'nin trollerinden biri, sporcu falan, milletvekili falan da demeyeceğim. Bir sürü yönetim kurulunda şeye bağlanmış, Akçe'ye maaşa bağlanmış bir isim. Kandil'in militanlarıyla Bay Bay Kemal'in kardeşlik bağı falan diye tweet atmış. Ve o paylaştığı video, Erdoğan'ın meydanda gösterdiği video, bu elemanın paylaşımında 939 bin kere görüntülenmiş. Yani 1 milyona yakın görüntülenmiş. Yani siz bu işin doğrusunu anlatana kadar, işte burada bu bir montajdır. Bu Kılıçdaroğlu ile Karayılan'ı yan yana getirmektir. Kandil'i yan yana getirmektir. Böyle bir video yok. Böyle bir tanıtım videosu yok. Böyle bir seçim kampanyası yok. Böyle bir afiş, pankart yok. CHP yapmadı falan diyene kadar Atalan Üsküdar'ı geçmiş oluyor. 3-4 gün içinde seçim olup bitiyor. Ve insanlara mikrofon uzatıldığında, birazdan geleceğiz, Ekrem İmamoğlu'nun otobüsünü taşlamışlar diyorsunuz. Hak etti demek ki diyor. O da terörle yan yana durmasaydı diyor. Ne işi var orada diyor. Erzurum'da. İşte bu afişleri yapıştırıyorlar. Dikkat attığın oy Mehmetçiğe kurşun olmasın. Bir yüzü Kılıçdaroğlu, bir yüzü Demirtaş. Daha önce ekrana getirmiştim. Bir kere daha getiriyorum. Bir yüzü Meral Akşener, bir yüzü Pervin Buldan. Ki bu isimler Türkiye'de meşru siyaset zemini içinde siyaset yapan, parti kurmuş, seçim kampanyası yapan insanlar. Bazıları iki yüzlüdür diyor vesaire. Maalesef. Sonra Yeşil Sol Parti'nin aracına polis, devletin polisi böyle ülkücü işareti yaparken görüntüleniyor. Yani acayip bir şey. Bu Yeni Şafak'ın bugünkü manşeti. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun otobüsünü taşladılar Erzurum'da. Ne işi var orada dediler. Dadaşlar icabına baktı dediler. İyi yapılmış falan dendi. Bunu AKP sözcüleri söyledi. Sonra bu bir provokasyon oldu. Ve bunda şey çıktı. Yani bunda FETÖ izi var falan dediler. Sonra işte bu kişi işte ordudan uzaklaştırılmış falan. Fakat orada diyor ki Yeni Şafak'ın manşetinde. Bu diyor daha önce diyor FETÖ'den işlem görmesine rağmen pasif birime alınmayıp hala en kritik birim olan istihbaratta devam etti diyor. Oradan Soylu bu bilgiyi Yeni Şafak'a sızdırarak Hulusi Akar'a çakıyor. Sen bunun hakkında diyor daha önce işlem olduğu halde neden diyor aktif görevde tuttun diyor. İşte Milli Savunma Bakanı da adamı çıkardık falan diyor. 7 sene sonra 15 Temmuz'dan kim inanır buna? Yeni AKP'li Numan Kurtulmuş da demiş ki Erzurum'daki saldırıya ilişkin olarak işte İmamoğlu'nun otobüsünün taşlanması aslında o taş AKP'ye doğru atılmıştır diyor. Ya her gün farklı isimlerden farklı laflar. Her gün farklı isimlerden farklı laflar. Biraz şenlenelim. Yani son dönemde
insanları gerçekten gülümseten mesajları sadece Selahattin Demirtaş atıyor cezaevinden. Bir ömür seni sevmeye az gelir Edirne paylaşımı üzerine Tayyip Erdoğan'ın çok naziksin bir tanesi ama fikrim değişmedi diyor. Bir ömür seni sevmeye az gelir Edirne derken Edirne cezaevinde yatıyor Selahattin Demirtaş. Kendi üzerine alınıyor. Bir ömür seni sevmeye az gelir Edirne deyince çok naziksin bir tanesi ama fikrim değişmedi diye kapak yapmış o da Tayyip Erdoğan'a. Fakat işte bu tür şeyler aşağı iniyor mu, aşağı yansıyor mu, AKP'li seçmene geçiyor mu? Sokak röportajlarında bakıyorsunuz. Oradan aldıkları, Erdoğan'ın laflarından aldıkları cümleleri aynen kameralara okuyorlar. Financial Times'ta Empire of Erdoğan diye geçiyor. Yani Erdoğan İmparatorluğu, Erdoğan bir sultan. Batı böyle görüyor, daha önce de söylemiştim. Yani Türkiye'de AKP kurulalı 22 sene oldu, iktidara geleli işte 21 yıl 6 ay falan oldu. 21,5 yıldır iktidarda kalan bir lider ve parti, Batı'daki bakış şudur yani. Bu otoriter bir parti, bu tek adam, bu tiran, bu sultan. Böyledir yani, başka izahı yoktur. Çünkü demokraside bir parti, bir tek adam 20-22 yıl boyunca iktidarda kalmaz. Sen artık Suriye'nin Esad'ı gibi bir şey oldun demektir. Mısır'ın Sisi'si gibi bir pozisyon tuttun demektir. Rusya'nın Putin'i gibi bir pozisyon tuttun demektir. Sadece seçimlere senin görevde kalmanın meşruiyet aracı olarak bakıyorsun demektir. Muharrem İnce, Sinan Oğan orada dururken İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu, Kemal Bey seçimi kazanırsa parti kurmak zorunda kalabilirim demiş. Tercümesi Memduh Bayraktaroğlu tercüme ediyor. Oyun Bahçeli ve Hüdapar destekli Erdoğan'a, Allah seni bildiği gibi yapsın demiş. Böyle de unsurlar var, böyle de aparatlar var muhalefet partilerinin içinde. CHP Amerika temsilcisi Yurter Özcan paylaşmış. Uçaktan merhaba. Amerika'da 9 gündür her gün 12 saat sandıkları açık tuttuk. Oy vermek için 14-15 saat yol giden arkadaşlarımız var. Yurt dışında yaşayanlara hep söylenen bir laf vardır. Sizin tuzunuz kuru derler. Evet, bizim tuzumuz kuru ama sizler iyi olmadan biz iyi olamayız. Biz üzerimize düşeni yaptık. Lütfen siz de yapın diyerek uçaktaki oy torbalarıyla fotoğrafını paylaşmış. Şu lafı beğendim. Yani siz iyi olmadan biz iyi olamayız ve biz üzerimize düşeni yaptık. Bana ne Türkiye'den deyip sandığa gitmeyen ve galiba ortalama %50 civarında oy kullanma oldu. Yurt dışında yaşayan, oy kullanma hakkı olan Türkiye vatandaşlarının %50'si de sandığa gitmedi. Ya da o meşakkate katlanmak istemedi. Fakat işte böyle bir Gestapo şefi oyları sayacak. Paralel seçim takip sistemi oluşturma talebi YSK'dan dönen İçişleri Bakanlığı sandık sonuçlarını polis ve jandarmayla toplayacak efendim. Soylu demişken, Soylu'nun sürekli gündemde tuttuğu bir LGBT mevzusu var. Yani bir yönüyle bir karın ağrısı mı var? Meral Akşener'in tabiriyle bir sıkıntısı mı var bu konuda? Bir yönüyle de acaba bununla tıpkı o işte Erzurum'da görevden alınan asker gibi bir yerlere mi gönderme yapıyor parti içinde? LGBT bireyi olan birilerine gönderme mi yapıyor parti içinde? İşin böyle bir yanı da olabilir. Şimdi LGBT deniyor ama LGBT bir çatı. LGBTQIA ve plus diye geçiyor. Artık cinsel yönelim konusunda her cinsel yönelime bir isim vermişlerdi. O bir harfle sembolize ediliyordu. O kadar çeşitli olunca da plus dediler ve artık harfler durdu bir yerde. Ama çatı LGBT çatısı. İşte lezbiyen demek, G gay demek, B biseksüel demek, T trans birey demek filan böyle gidiyor. İktidarın L ve G ile problemi var. Yani lezbiyen ve G ile, özellikle G ile problemi var ve biseksüelle de problemi var ama transla problemi yok. Neticede Bülent Ersoy'la yan yana şey verebiliyor. Fotoğraf verebiliyor Erdoğan ve diğerleri. Burada özellikle son Ali Yeşildağ'ın açıklamalarıyla gündeme gelen bir konu. Artık isim de vererek bir takım isimlerle ilişkisi olduğunu ima etmeye başladı. Sanat camiasından, AKP tayfasından, şundan bundan. Daha evvel Muhammed Yakut da söylemişti. Hatta Sedat Peker de bazı videolar veya bilgiler paylaşmıştı. İş bel altına inmiş görünüyor. Buna prim verecek, bunun muhabbetini yapacak değiliz. Bu hep var.
insanlık tarihi kadar eski, var ve olacak. Fakat bir bunun üzerinden, yani ortada böyle bir şey yokken propaganda yapılıyor. Daha önceki yayında da söylemiştim. İki, hani ortada terör yok, PKK yokken PKK ve terör üzerinden bir propaganda yapılıyor. Ve iktidar bunu sıcak tutmaya çalışıyor. Kutuplaşma adına, cepheleşme adına. Ama diğer yönüyle de kendi terörünü gözden uzak tutmak için terörü karşısındaki muhalif cepheye yansıtıyor. Ve gene kendi içindeki lezbiyen ve geyleri bir anlamda böyle bir yansıtıyor veya bunun üzerinde bir kampanya yürütüyor. Süleyman Soylu'nun kastettiği nedir bilmiyorum ama öteden beri ben de işitirim, kulağıma gelir. Siyaset dünyasında olsun, sanat dünyasında olsun, iş dünyasında olsun, medya dünyasında olsun anlatılanın 10 katını, 20 katını, belki 30 katını duymuşumdur, işitmişimdir. Fakat bizi alakadar etmez. Bu bir cinsel yönelimdir ve bununla iş tutulmaz. Batı bu konuyu çoktan aştı. 30-40 sene oldu. Yakın zamana kadar evet Batı'da da bu konu insanların utandığı veya toplum içine çıkamadığı, kendini ifade edemediği bir konuydu. Ama Türkiye'de hala bir tabu olarak tutuluyor ve tutulmak isteniyor. Fakat siz bunu istediğiniz kadar saklayın veya tabu haline getirin. Hatta suç haline getirin. Bu var ve olmaya devam edecek. İngiltere'de 1960'lı yıllara kadar eşcinsel ilişki cezaevine girme sebebiydi. Tutuklanıp cezaevine atılıyordu. Eşcinsel olduğu ortaya çıkan veya çıkarılan veya işte bir şekilde kendini belli eden isimler. Sonra bu kaldırıldı. Türkiye'de bu hiç olmadı. Ama bir anlamda bir mahalle baskısı ve bunun işte siyasi söyleme alet edilmesi ve karşılıklı tehdit şantaj aracı olarak kullanılması hep devam etti. Şimdi şantaj aracı olarak kullanılıyor. Çünkü bir takım kasetler, bir takım bilgiler, fotoğraflar şeye yansımadan, kamuoyuna yansımadan, basına servis edilmeden veya sosyal ağlarda paylaşılmadan birileri bunu şantaj amacıyla veya işini yürütmek için kullanıyor ve belli ki kullanmaya da devam edecek. Son derece kirli bir konu. Batı dediğim gibi 80'li yıllardan itibaren bu konuyu yavaş yavaş aştı ve artık bu konu bir tabu olmaktan çıktı. İnsanlar özgürce kendilerini ifade ediyorlar. Hatta belli makamlara milletvekili olarak, bakan olarak, belediye başkanı olarak gelebiliyorlar. Hatta evlilik yapabiliyorlar falan, böyle şeyler var. Ama bu Türkiye'de dediğim gibi deminden beri anlattığım nedenlerle bir tabu olarak tutulmaya ve bir şantaj aracı olarak tutulmaya devam ediliyor. Son dönemde Ali Yeşildağ'ın açıklamaları, öncesinde Muhammed Yakut, öncesinde Sedat Peker'in paylaşımlarıyla da bu benzer biçimde gene bir şantaj aracı olarak korunmaya ve muhafaza edilmeye çalışılıyor. Bakalım ne olacak. Fakat bir kere daha söyleyeyim. Erdoğan gitmemeye değil, sandıkta kazanmaya çalışıyor. Kaybediyorlar, kaybettiklerini görüyorlar. Onun için her şeye yapışıyorlar. Sahte, yalan yanlış afişler bastırıp sağa sola yapıştırıyorlar. Sahte videoları mitinglerde milyonlarca insana gösteriyorlar. Bunun yalanlandığını da yalanlandığı da aşağıya geçmiyor. Böyle bir durum var. Yine aynı şekilde mesela Batman mitingine Mehmet Şimşek'i çıkaracakmış. Mehmet Şimşek'in peşinden koşmaya devam ediyorlar. O kadar ihtiyaçları var. Yani bir anlamda olayın bıçak sırtı olduğunu görüp, seçim meselesinin bıçak sırtı olduğunu görüp bir şekilde bu durumu toparlamaya çalışıyorlar. Diğer yönü itibariyle de her bir oya, her bir sevimliliğe ihtiyacı var ve her bir hileye de ihtiyaçları var. Bu onu gösteriyor. Bu kadar asılmaları, hem hileye başvurmaları, hem insanlara korku salmaları, bir yandan işte şeyi çalıştırmaları, mahkemeleri filan çalıştırmaları, Güneydoğu'da, Doğu ve Güneydoğu'da pek çok gasteciyi, sivil toplum önderini, partiliyi falan, adayları falan topladılar, yani içeri aldılar. İşte seçim döneminde sahada olmasınlar diye. Bütün bunları tam sağ pres uygulayarak valisiyle, belediye başkanıyla, milletvekiliyle, bakanıyla filan bir anlamda seçimi de kendi açısından elverişli hale ve garanti hale getirmeye veya kazanmaya çalışıyor. O açıdan dünkü yayında da söyledim, bir kere daha söylüyorum. Esasen sandığı devirmek, gitmemek değil, bir anlamda sandıkta kazanmaya çalışıyor. Bu muhalif güçler açısından, Türkiye muhalif cephesi açısından da umut verici bir durum. Evet, sandıkta devirebilirsiniz. Çünkü Erdoğan sizi sandıkta yenmeye çalışıyor. Ve ondan dolayı da böyle bastırıyor. Hemen her şeyi de devlet imkanıyla, ne bileyim internet imkanıyla, yalan yanlış hackerlar veya işte kurgucular, montajcılar falan marifetiyle kullanıyor, boca ediyor, yapıyor, yapacak. Önümüzdeki birkaç gün bir şey değiştirir mi? Çok fazla ihtimal vermiyorum ama 14 Mayıs önemli ve 14 Mayıs 15 Mayıs'a bağlayan gece önemli ve sonrasında yaşanacaklar önemli. Pek çoğu gibi ben de merakla bekliyorum. Evet, bataklıkta bir güneş batıyor ve bu güneşi batırmak ve sonrasına umutla bakmak sizin elinizde. Diyor ve bir yayını daha noktalıyorum. Çarşamba yokuz, perşembe tekrar karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.